Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asma yaprağından zeytinyağlı sarma tarifi paylaşmak istiyorum. Benim yapraklarım yazdan haşlayıp difrize attığım yapraklardı. Onları bir gece önceden çıkarttım ve o şekilde direkt kullandım. Ama eğer sizin yapraklarınız salamur yani tuzlu bir yapraksa mutlaka bir gece öncesinden büyük bir kapta suda bekletmenizi öneririm. Hatta suyunu 3-4 kez değişirseniz daha iyi olur. Ayrıca yapraklarınız sertse bir taşım sirkeli suda da kaynatabilirsiniz. Çok fazla da kaynatmayın, yırtılma olabilir sararken. Evet, benim yapraklarım bu şekilde. Damarlı kısımları içte kalacak şekilde saracağız yapraklarımızı. Burada malzemelerimiz var. İlk olarak baharatlarımı size göstermek istiyorum. 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı sumak, 1 çay kaşığı tepeleme pul biber, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon kullandım. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı toz şeker kullandım. 2 çeşit yağ kullanacağım. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı. Ayrıca 1 pakette kuş üzümü. Fıstık da varsa kullanabilirsiniz. Evet, soğanım, havucum ve limonum var ayrıca. Bir de yazdan yapmış olduğum domates kapya karışık pürem vardı. Ben bir su bardağı ayçiçek yağı alıyorum tencereme. Daha sonra doğradığım soğanları üzerine boşaltıp ateşte pişireceğim. Bir de şu detayı belirteyim. Ben 3 su bardağı pirinç kullandım bu tarif için. Evet, bu şekilde küp küp doğrayarak soğanlarımı tencereme alıyorum. Ben elde doğramayı tercih ettim. Siz isterseniz robotta da çekersiniz ama elde doğramak gerçekten daha iyi oluyor bu tarif için. Çünkü robot biraz sulandırıyor ama yine de vaktiniz yoksa robotta çekebilirsiniz. Evet, şimdi sosumu açmak için şu şekilde bir aparat kullandım. Önden açmak istedim sosumu. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde açılıyor. Eğer bu şekilde bir aparat gördüğünüzde alırsanız gerçekten çok hayatı kolaylaştırıyor. Bir adet limonumu da sıkıyorum. Önceden hazırlıyorum. İçi için kullanacağım. Evet, soğanlarımız kavruluyor. İyice kavuracağız soğanlarımızı. Gördüğünüz gibi bayağı boyutları küçüldü ve baharatlarımızı da ekleyip birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Ama yaklaşık soğanımı 10 dakika kadar kavurmuşumdur. Yani bayağı küçüldüler gördüğünüz gibi. Mutlaka iyice kavuralım. Yoksa kıtır kıtır yerken ağzınıza gelir soğanlar. Hiç hoş olmaz. Evet, baharatlarımız da güzelce kavruldu. Kokusu çıktı. Gerçekten bu kokuyu almanızı çok isterdim. Çok baharat seven biri olarak çok hoş bir koku. Şimdi sosumdan bir miktar ilave ediyorum. Bu sizin tercihinize kalmış miktarı. Eğer çok soslu seviyorsanız fazla ilave edersiniz. Ama az seviyorsanız yarım su bardağı kadar da ilave. Ben yaklaşık bir su bardağı kadar ilave ettim. Evet, birlikte piştiler. Şimdi limon suyumu ilave ediyorum. Ve kaya tuzumu. Bu aşamada kuş üzümünü ilave ediyorum. Eğer dediğim gibi fıstık kullanacaksanız soğan kavrulduktan sonra ekleyebilirdiniz. Onu da kavurup birlikte sonra baharatlarını ilave ederdiniz. Bir yemek kaşığı da şeker ilavesi yaptım. Siz isterseniz bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Şeker kesinlikle fazla gelmiyor. Çok tam tersi lezzet katıyor. 3 su bardağı pirincimi de bu sosun üzerine ilave ettim. Üzerine bir miktar da su ilave ediyorum. Evet, bu şekilde kaynamaya başladı ve kapağını kapatıp kısıkta pişiriyorum. Şimdi bir karıştırıyorum, kontrol ediyorum. Çok aşırı da pişirmeyeceğiz, çok sert de kalmayacak. Orta pişmiş olacak pirinçlerimiz. Son kapatmadan önce altını zeytinyağı ilave edip dinlenmeye bırakacağım iç harcımı.
Evet, bu şekilde. Şimdi altını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. İyice dinlendirdikten sonra, soğuduktan sonra borcamı alacağım. Evet, şimdi harcımı boşalttım ben. Altına dilimlemiş olduğum havuçlarımı ve asma yapraklarından birkaç yaprak ilave ediyorum. Saplarını da dizebilirsiniz en alta, daha ekşi yapar. Hem de bu şekilde eğer insanlık hali unutursanız altını, direkt sarmalarınız yanmaz, bunlar yanar. Sarmalarınızı kurtarmış olursunuz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Mutlaka havuç koymasanız bile gerçekten havuç da lezzet katıyor ama asma yaprağı mutlaka dizmenizi öneririm. Şimdi sarma işlemine geçelim. Ben böyle düz bir servis tabağında genelde sarıyorum. Damarlı kısmı içte kalacak şekilde iç harcımı yerleştirdim. Üst yapraklarını kapatıyorum. Kenarları da içe gelecek şekilde kapatıyorum. Ve sıkı bir şekilde sarıyorum. Evet, bu şekilde. Ben bu şekilde bayağı sardım. Bu şekilde, çok uzatmamak için videoyu. Gördüğünüz gibi elinizden geldiğince sıkı bir şekilde sarmaya devam edelim. Evet, şöyle size göstermek istedim sardığım sarmaları. Yalnız da biri olursa çok iyi olur. Gerçekten sararken bayağı yorucu oluyor. Evet, en alta dizdim bir sıra. Şimdi kalanları da dizeceğim. Size göstermek istedim. Evet, sıkı bir şekilde dizmeye devam ediyorum. İsterseniz dik de koyabilirsiniz. Ben bazen de öyle yapıyorum. Şu anda ama yatay dizdim. Eğer tencereniz böyle karnıyarık tenceresi değil, derin bir tencere ise dik dizmenizi öneririm. Kullandığınız tencere de çok önemli tabii ki pişirmek için. O da bir püf nokta yani. Son olarak limon diziyorum. Limon dilimleri. Evet, sıkı dizmek önemli gerçekten. Dağılmamalar için. Şimdi benim yaprağım tuzsuzdu, dediğim gibi salamur kullanmadım ben. O yüzden biraz tuz ilave ediyorum yapraklarım tuzsuz kalmaması için. Ve bir yemek kaşığı sumağım vardı. Onu da suda beklettim bir saat kadar. Şimdi onun suyunu kullanacağım. Sumak ekşisi varsa elinizde, ondan da bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı, çok aşırı kullanmayın, ondan da kullanabilirsiniz ama ben sumak tercih ettim. Evet, zeytinyağı gezdirelim üzerine, yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı, çünkü zeytinyağlı şeyler yağ seviyor, özellikle de zeytinyağlı sarma yağı çok seviyor. Bir miktar da su ilave ettim, aşırı su koymayacağım. Eğer çekerse yine bir miktar, pişmediğini hissederseniz sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Pişerken bir kapak kapattım ben iyice dağılmaması için, uygun bir kapak ve altı önce kaynayana kadar yüksek ateşte, sonra kısık ateşte pişirdim. Şimdi bir gece dinlendirdim. Gördüğünüz gibi bütün yağı da çekti. Kaynarken yağlı gözüküyordu ama sonra bütün yağı çekiyor gerçekten. Hatta az yağ kullanmışsınız gibi bile gözükebilir. Şimdi sizin için bir servis tabağına alıyorum pişenleri. Şöyle söyleyeyim, yani çatalla servis etmek pek mantıklı gelmiyor bana. Çünkü ister istemez dağılıyor. Mutlaka elinizle servis ederseniz sarmalarınızı. Ben bir eldiven kullandım. Ama elimiz her şeye giriyor zaten. Normal çıplak elle de dizebilirsiniz. Ben elimle dizmeye özen gösterdim. Çatal veya herhangi bir maşa kullanmadım. Dediğim gibi dağılıyor çünkü. Veya çatal izi kalıyor. Hoş olmuyor. Sizden bir ricam, lütfen bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Sizler için daha güzel tarifler çekebilmek için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.